Teknolokar'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda QNAP cihazlarındaki reset butonu hakkında bilgilendirme yapacağız. Öncelikli olarak bilmemiz gereken şunlardır. QNAP cihazları iki aşamalı olarak resetlenebilir. Bir basic sistem resetleme ve advanced sistem resetleme olarak geçmektedir bu işlemler. Biz bu videomuzda basic sistem resetleme hakkında bilgilendirme yapacağız. Basic sistem resetleme yaptığımızda yani QNAP'ın arkasında bulunan reset butonuna yaklaşık 7-8 saniye basılı tuttuğumuzda şurada açıklayacağımız servisler sıfırlanacaktır. Öncelikli olarak kullanıcı adı ve şifre sıfırlanacak. Verdiğimiz QNAP'a verdiğimiz IP adresi sıfırlanacak ve ortamda bir DSP varsa otomatik bir IP alacaktır. Jumbo firmware devre dışı bırakılacaktır. Bağlantı noktası birleştirme etkinleştirilmişse yani portları birden fazla LAN portunuz var ve bunları birleştirmişseniz hepsi teke düşecektir. Sistem portu defaultta 80-80 olacaktır. Güvenlik seviyesi düşük, tüm bağlantılara izin ver şekline gelecektir. LCD panel şifresi, bu LCD panel olan QNAP cihazlarında geçerlidir, boş olacaktır. Planlar devre dışı bırakılacak ve tüm NAS cihazlarına, hizmetlerine mevcut tüm ara birimlerden bağlanılabilecektir. İsterseniz önce içeriğine girip bizim daha önceki ayarlarımızı gözden geçirelim. Farkı görmeniz açısından. Evet, şu an QNAP'ın arayüzüne girdim. Burada bize bas sıfırlanacak işlemler hakkında size de bilgilendirme yapayım. Burada kontrol panelinde daha önce sistem portunu değiştirmişseniz defaultta 8080'dir. 8082 ise şifre sıfırlama işlemlerinden sonra 8080 olacaktır. Bir de bizim için önemli olan A ayarları altında. Eğer balance arar gibi seçenekler yapmışsanız bunlar tek olacaktır. Şu an bakın biz birleştirmişiz. Bunlar teke düşecek ve varsayılan IP'miz default'a gelecektir. Şu an çıkışımızı yapıyorum buradan. Ve şifremizi unuttuğumuzu farz ederek işlemlerimizi devam ettireceğiz arkadaşlar. Şuradan da sistem portunun 8082 olduğunu görebilirsiniz. Evet, çıkış işlemi gerçekleşti. Örnek veriyorum, şu an şifremizi yanlış girdiğimizi ya da şifremizi unuttuğumuzda ne yapmamız gerektiğini anlatıyorum. Öncelikle QNAP'ımızın arkasında bulunan reset butonuna yaklaşık 7-8 saniye kadar basılı tutacağım ve bir bip sesi geldiğinde elimi çekeceğim. Bu işlemi yaptıktan sonra kullanıcı adı ve şifre sıfırlanacak. IP'miz sıfırlanacak. Yalnız verilerimizde herhangi bir kayıp olmayacaktır. Sadece kullanıcı adı, şifre ve A ayarlarımız sıfırlanacaktır. Evet, reset butonunu şu an bastım arkadaşlar. Evet, bir bip sesini duyduktan sonra elimizi çekiyoruz. Daha önce yüklemişsek QFinder üzerinden durumu gözlemleyebiliriz. Yaklaşık bir 30-45 saniye kadar kendine gelme süresi olacaktır. Eğer bu programı da nereden indirmeniz gerekiyorsa QNAP'a QFinder yazarak QNAP'ın resmi web sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Burada ağ ortamlarındaki tüm QNAP cihazlarınızı bulmanızı sağlar. Burada Windows, Mac gibi cihazlarınızı indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu sayfamızı kapatıp QFinder'dan tekrar kontrol ediyoruz. Evet, cihazımız şu an gitti. Servisleri yeniden başlıyor. Bakın, default olarak IP'miz 169.254.100.100 olmuştur. Burada bizim az önceki IP'miz 1.100'dü. 192.168 1.100'dü. Şu an 169.254.100.100 default IP'sine dönmüştü. Cihazın tekrar arayüzüne bağlandığımızda 8080 portunun geldiğini görüyoruz. Servisler tam yeniden başlamamış. Biraz sonra giriş yapabiliyor olacağız. Biraz daha bekliyoruz arkadaşlar.
Evet. QNAP'ımız IP'si 169.254.100.100. Ortamda bir DSP'niz varsa farklı bir IP alabilir. Oturum aç dediğimizde kullanıcı adı admin, şifre admin olacak şekilde bakın oturum açabiliriz. Evet, şifremiz sıfırlandı. Cihazda herhangi bir veri kaybı yaşanmayacaktır. Var olan ayarlarımız default'a dönecektir. Kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli olan sistem portu 8080 olmuş ve ağ dosya hizmetleri bakın teke düşmüş durumda, görüyor musunuz? Burada daha önce port birleştirme yapmıştık. Şu an var olan IP'miz ve DNS'lerimiz normal haline gelmiştir. Bundan sonrasında şifre değiştirme işlemlerini de seçenekler ve şifre değiştir butonunda yeni şifrenizi girerek veya şifrenizi girdikten sonra IP'lerinizi ayarlayarak aktif olarak sistemi kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet, şu an kendi şifremi girdim, yeni şifremi. Evet arkadaşlar, işlemlerimiz bu kadar. Videolarımızı beğenip paylaşarak bize katkıda bulunabilirsiniz. İyi çalışmalar.